Cortical Labs'in Sila bir biyolojik bilgisayarı. Bu kompakt cihazın içinde yaşayan insan nöronları ve onları hayatta tutan destek sistemi bulunuyor. Hayal edin, bir bilgisayar işlem yaparken transistörler yerine canlı insan beyin hücreleri kullanıyor. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir, ancak Avustralyalı girişim Cortical Labs, bu vizyonu gerçeğe dönüştüren ilk ticari biyolojik bilgisayarı geliştirdi. Adı CL1 olan bu sistem, laboratuvar ortamında yetiştirilen gerçek insan nöronlarını silikon çiplerle entegre ediyor ve yepyeni bir hesaplama paradigması sunuyor. Bu videoda CL1'in nasıl çalıştığını, sentetik biyolojik zeka olarak adlandırılan bu yaklaşımın ne anlama geldiğini ve yapay zeka ile bilim dünyasında neden çığır açıcı olabileceğini keşfedeceğiz. Cortical Labs'in CL1 adlı cihazı, dünyanın ilk ticari biyolojik bilgisayarı olarak tanıtılıyor. CL1, insan kök hücrelerinden elde edilen canlı nöronları bir bilgisayar donanımının parçası haline getiriyor. Şirket bu teknolojiye sentetik biyolojik zeka adını veriyor çünkü ortaya konan şey ne tamamen doğal bir beyin ne de bildiğimiz anlamda yapay zeka, ikisinin bir sentezi. Basitçe ifade etmek gerekirse yapay zeka canlı nöronlardan güç alıyor. Bu yaklaşımla amaçlanan, biyolojik beynin öğrenme ve uyum sağlama yeteneklerini bilgisayar dünyasına taşımak. İnsan beyin hücreleri, milyarlarca yıllık evrimin sonucunda ortaya çıkmış son derece esnek ve kendi kendini programlayabilen yapılardır. Cortical Labs, dijital AI sistemlerinin taklit etmeye çalıştığı bu özellikleri en baştan biyolojik malzemeyle elde ettiğini vurguluyor. Sonuçta ortaya çıkan sentetik biyolojik zeka, klasik silikon tabanlı yapay zekaya göre daha organik ve doğal bir zeka formu oluşturma potansiyeline sahip. SL1'in kalbinde, laboratuvarda yetiştirilmiş insan nöronlarından oluşan minyatür bir beyin bulunuyor. Bu nöronlar, insan kanı veya deri örneklerinden elde edilen indüklenmiş pluripotent kök hücreler kullanılarak üretildi. Yani temelinde sıradan hücrelerin yeniden programlanmasıyla oluşturulmuş sinir hücreleri var. Bu canlı beyin hücreleri özel tasarlanmış bir silikon çip üzerindeki mikroskobik elektrotlar dizisine yerleştiriliyor. Örneğin CL1 sisteminde 59 adet mikro elektrottan oluşan bir ağ, nöronların büyüyüp bağlantılar kurduğu yatak görevini görüyor. Ortaya çıkan yapı canlı bir devre kartı gibi. Nöronlar birbirleriyle ve çipin elektrotlarıyla iletişim kurarak elektriksel sinyaller alışverişi yapıyor. Silikon çip, nöronlara küçük akım darbeleri göndererek onlara soru sorabiliyor veya çevrelerine dair bilgi verebiliyor. Aynı zamanda nöronlardan gelen elektriksel yanıtları da anlık olarak okuyabiliyor. Bu sayede biyolojik sinir hücreleri elektronik dünya arasında çift yönlü bir köprü kuruyor. Nöronların yaşaması ve düzgün çalışması için CL1, bir iç yaşam destek ünitesiyle donatılmış durumda. Minyatür bir inkübatörü andıran bu birim, hücrelere gerekli besin solüsyonunu sağlıyor, ısı ve gaz dengesini koruyor ve atık ürünlerini filtreleyerek uzaklaştırıyor. Bu sayede sistem, dışarıdan bir laboratuvar altyapısına ihtiyaç duymadan kendi başına canlı nöronları aylarca hayatta tutabiliyor. Nitekim Cortical Labs, CL1 içindeki beyin hücrelerinin 6 aya kadar yaşayabildiğini raporluyor. Yani CL1, kutu içindeki bir beyin misali, hem canlı hücreleri barındıran hem de onları dijital sistemlerle entegre eden bağımsız bir bilgisayar. Geleneksel yapay zeka sistemlerine kıyasla CL1'in öne çıkan bazı özellikleri ve avantajları şöyle. Günümüzde büyük yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak muazzam miktarda elektrik enerjisi gerektiriyor. Oysa aynı işlemleri gerçekleştirmek için sadece birkaç watt güç harcıyor. Karşılaştırmak gerekirse gelişmiş AI sistemleri yüzlerce watt, hatta kilowattlar düzeyinde enerji kullanırken CL1'in biyolojik hesaplama ünitesi bundan kat be kat düşük enerjiyle çalışabiliyor. Bu olağanüstü enerji verimliliği, biyolojik nöronların sinapslarında gerçekleşen doğal bilgi işlem süreçlerinden kaynaklanıyor. Canlı nöronlar, öğrenme ve adaptasyon konusunda son derece kabiliyetlidir. CL1,
geleneksel dijital sinir ağlarının uzun eğitim süreçlerine ihtiyaç duyduğu birçok problemi daha hızlı kavrayabilir. Örneğin, Cortical Labs'in 2022 yılında yaptığı ünlü Dish Brain deneyinde yaklaşık 800 bin nörondan oluşan hibrit bir sinir ağı, basit bir Atari oyunu olan Pong'u oynamayı kendi kendine öğrenmişti. Araştırmacılar, nöronlara doğru hamle yaptıklarında, düzenli, yanlış yaptıklarında ise rastgele elektrik sinyalleri vererek bir nevi ödül ve ceza mekanizması uyguladılar. Sonuçta bu mini beyin kısa süre içinde topu nasıl geri yollayacağını kavradı. Dish Brain projesinin başarısı, biyolojik hücrelerin gerçek zamanlı geri bildirimle eğitilip karmaşık görevleri başarabileceğini gösterdi. CL1'in bir diğer benzersiz yönü, Cortical Labs tarafından geliştirilen biyolojik zeka işletim sistemi, BIOS sayesinde kullanıcı tarafından yönlendirilebilmesidir. BIOS, CL1, içindeki nöronlar için adeta bir sanal dünya simüle eder. Sistem, gerçek beyin hücrelerine dijital, ortamdan bilgiler gönderip onların tepkilerini izleyebildiği gibi, geliştiricilerin doğrudan nöronlara kod yazmasına da olanak tanır. Bu, bir bakıma biyolojik bir bilgisayarı programlamak anlamına geliyor. Nasıl ki yazılımla bir yapay zeka modeline belirli görevler öğretebiliyorsak, BIOS üzerinden de canlı nöron ağlarına yeni görevler öğretebiliyoruz. Örneğin, araştırmacılar BIOS aracılığıyla nöronlara sanal bir labirentte yol bulmayı öğreten uyaranlar gönderebilir veya belirli bir problemi çözmeleri için gerekli verileri nöronlara aktarabilir. Nöronlar çevreleriyle ilgili bu bilgileri alınca, verdikleri elektriksel tepkilerle sanal ortama etki ediyor. Böylece sistem ile düşünen hücreler arasında tam bir etkileşim döngüsü kuruluyor. Bu programlanabilirlik özelliği, CL1'i statik bir donanım olmaktan çıkarıp son derece esnek bir platform haline getiriyor. Biyolojik bilgisayarlar henüz yeni doğmuş bir teknoloji olsa da, gelecek için ufukta beliren uygulama alanları oldukça geniş. Yapay zeka ve bilişim alanında bu sistemler öğrenme ve örüntü tanıma konularında klasik AI'yı tamamlayıcı veya onu aşan bir rol sahip olabilir. Gerçek nöronların adaptif davranışı sayesinde özellikle karmaşık karar verme veya öngörülemeyen koşullara uyum sağlama gerektiren senaryolarda SBI sistemlerinin çok daha verimli olabileceği düşünülüyor. Üstelik bunu yaparken günümüz AI sistemlerinin harcadığı enerjinin sadece ufak bir kısmını kullanmaları, büyük ölçekli veri merkezlerinin enerji sorunlarına çare olabilir. CL1'in sunduğu insan biyolojisiyle iç içe geçmiş hesaplama gücü, yapay zekadan sağlık bilimlerine, robotikten nöroteknolojiye, pek çok alanda yeni keşiflerin önünü açma potansiyeline sahip. Böylesine sıra dışı bir teknoloji, beraberinde kaçınılmaz olarak bazı etik tartışmalar da getiriyor. Kullanılan nöronlar, insan beyninden türetilmiş canlı hücreler. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. Bu hücre ağları bir noktada bilinç kazanabilir mi? Yani bir petri kabında oyun oynamayı öğrenebilen yüz binlerce nöron, acaba herhangi bir seviyede farkındalığa veya duyuma sahip midir? Bilim insanları, beyin organoidleri adı verilen, laboratuvar ortamında büyütülen mini beyinlerin belirli koşullarda ilkel de olsa bir bilinç durumu geliştirip geliştiremeyeceğini tartışıyor. CL1 gibi sistemlerde pratikte düz bir tabaka üzerinde büyütülmüş nöronlar barındırsa da yapıları itibariyle bu organoid tartışmasının bir parçası konumundalar. Elbette kimse bir silikon kutu içinde acı çeken veya kendi varlığının farkında olan bir beyin parçası olsun istemez. Şu anki bilimsel görüş, bu tür nöral ağların tam anlamıyla insan benzeri bir zihne veya deneyime ulaşmasının son derece düşük bir ihtimal olduğu yönünde. Nöronlar burada bir beyin korteksi içindeki gibi karmaşık ve sürekli etkileşim halinde değiller, bir organizmanın parçası değiller. Dolayısıyla canlı ama şuursuz bir devre gibi çalışıyorlar. Yine de teknoloji geliştikçe sınırların nereye varacağı konusunda temkinli olmak gerekiyor. Canlı bilgisayar, yapay zekanın evriminde yepyeni bir sayfa açmış durumda.
Bir yanda silikon teknolojisinin hızı ve güvenilirliği, diğer yanda biyolojik zekanın esnekliği ve öğrenme gücü birleşiyor. Bu birleşim, önümüzdeki yıllarda yapay zeka araştırmalarından hastalıkların tedavisine kadar pek çok alanda çarpıcı gelişmelere zemin hazırlayabilir. Bu sayede bugün dijital yapay zekaların baş edemediği sorunlara daha insansı çözümler bulunabileceği umut ediliyor. Sentetik biyolojik zeka bizi silikon ile sinir dünyalarının buluştuğu bir geleceğe doğru taşıyor. Canlı insan hücreleriyle çalışan bilgisayarlar, sizce geleceğin vazgeçilmez teknolojisi mi olacak, yoksa sınırları zorlayan tedirgin edici bir girişim mi? Geleceğin bilgisayarlarında transistör yerine nöron olması fikri sizi heyecanlandırıyor mu, endişelendiriyor mu? Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.